Keşke burada olsaydın. Glaza. Ay ne bu haliniz ya? Anahtar veriyor. Ona. Emri buraya aç demeye getiriyor. Ama hadi gel kalk. Mustafa kalk, kaldı gel. Kaldı. Kalk hadi gel sen kalk. Hadi kalk. Kalk canım hadi. Gel Glaza. Hadi. 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 Ay. Ne öğrenmişler ne değil mi biz? Ay. Hadi. Gerçekten çok ağırmışsınız yani. Yok canım. Bayağı zayıf olmuş aslında. Ya. Kötü gözükü. Ben bir bardak su alıp geleyim, tamam mı? Ay. Ay Doktor Glaza, ne bu haliniz ya? Ay ben çok üzülüyorum ama bu halinize sizin. Ay gitti adam gitti. Eridi, eridi. Dağ gibi adam eridi. Ah, ah doktorum, ah. Al, al su. Ya Allah aşkına bak. Doktor, bir kız için değer mi ya? Hayatta hiçbir şey için bu hale gelmeye değmez. Lütfen kendine gel. Bizi de üzme, kendini de bu kadar yıpratma. Ya Zeynep'ten önce ne güzel hayatımız vardı. Zeynep geldi, mahvetti ya. Zeynep mi geldi? Zeynep mi? Zeynep mi geldi? Yok, nerede, yok, nerede? Yok, yok. Burada kimse yok ya, evi taşıyacaklar mı? Döndüler mi Türkiye'den ya? Nereye taşınacaklarmış? Ben yardım edeceğim. Ya, ne yardıma gitmesi? İnsanlar seni kovdular ya. Utanmadan bir de yardıma mı gideceksin? Gitme, dur burada. Ya, bence de gitme be Jens. Vazgeç artık. Sen de mi olacağım ya? Vaz mı geçeyim? Vazgeçemem Zeynep'ten. Gideceğim, konuşacağım. Anlatacağım kendimi. Beni anlayacaklardı ya. Affettireceğim kendimi. Jens, dönmüyorlarmış geri. Ya kesin dönüş yapmışlar. Anla artık. Yok Zeynep. Nein. Ben ikna ederim onları. Hocam bu halde nasıl tutacaksın bu adamı? Bırak gitsin ya. Bırak gitsin yüzlesin. Tutmayın şunu. Gitsin. Laf geçmez, söz geçmez. Git. Git aha git. Vallahi gitti. Sen bu evin ışıklarını söndürdün satışmış baba. Buna müsaade edemem. Hani ben de sizin bir evladınızdım ya. Ya benden ne zarar gelebilir ki size? İstemiyorsanız Zeynep'ten temelli uzaklaşın. Yeter ki siz mutlu olun. Oğlum dikkat etsene. Nakliyeci Bey, Nakliyeci Bey. Bu familya Yılmaz'a bakıyorum. Yok onlar. Nasıl yok? Onlar yoksa siz niye buradasınız? Sen niye aldın bunu? Belki habersiz geldin, nereden bileceğim? Belki de hırsızsın. Ya bırak. Ev sahibi çilingir çağırdı kardeşim. Sen kimsin? Ben onların damatlarıyım. Nerede bu ev sahibi? Getirin o ev sahibini buraya. Sen nasıl damatsın? Hiçbir şeyden haberin yok. Gelmeyecekler. Biz eşyaları kamyona yükleyip direkt Türkiye'ye göndereceğiz. Hadi çekil yolumuzdan. Kendi kulaklarımla duymadan inanmam. İnanmam ben buna. Hadi Zeynep. Hadi Zeynep. Sen de mi engelledin beni Eko'ya? Nakliyeci Bey, Nakliyeci Bey tamam bir saniye. Siz burada durun, onu da bana verin. Çünkü satışmış babadan henüz izin alamadım. Bela mısın be adam? Aradın açmadılar. Demek tekmeyi basmışlar sana. Hala baba diyorsun. Tekmeyi mi basmışlar? Sen benimle ne biçim konuşuyorsun ya? Her şekil yolumuza. Nein! Çekinmiyorum. Burası... Deutschland! Burası Deutschland.
Burada böyle kafanıza göre iş yapamazsınız. Burada her şeyin cezası var. Oyla oyla çıkar sizden bunlar. Mahallenin delisi misin sen? Nein. Var git işine elimde kalırsın ha. Elinde mi kalayım? Sen beni nasıl tehdit ediyorsun ya? Sen benimle nasıl konuşuyorsun? Ben Doktor Glaza'yım. Seni parçalarım burada. Seni ben parçalarım. Sakin olun gençler. Sakin olun, ne yapıyorsunuz? Siz kimsiniz? Sen kimsin? Ev sahibi misin sen? Hayır, hayır. Çilingirim ben. Açtım Kelan'ın kapısını. Alın siz şunları. Hadi siz işinize bakın. Siz burada toplandınız, ne yapıyorsunuz böyle? Bu suç, bu suç. Tamam. Bir nefes al önce. Hadi sen benimle gel, gel. Gel. Sakin ol. İyi misin? Sakin ol. Gel, yaslan şuraya. Şu suyu iç bakalım. Bir kendine gel. Benden bu evin kapısını açmamı istediler. Kim istedi? Satılmış bey. Nein, yalan. Niye yalan olsun genç adam? Bak. İşte. Satılmış beyin mesajı. Gördün mü? O çocukları da evi taşısınlar diye ev sahibi ayarlamış. Adın ne senin? Jens. 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 Ne oldu demin? Sen neye kızdın? Neye içerledin bu kadar? Veda bile etmeden gitmişler. Şu eşyaları şurada sahipsiz bırakmadılar, beni burada bıraktılar. Alman kuzusunun kıymeti buymuş demek. Şeyh efendimin bana kızgınlığı geçmişti. Kıyamaz ki kuzusuna. Yaz. Bana bak. Hadi gel. Biraz uzaklaşalım buradan ha. Hadi. Ben şimdi neye tutunacağım? Bana bak. Kendine tutunacaksın oğlum. Sonra da sevdiklerine. Kendine zulmetme. Hadi gel gidelim. Olmuyor. Kesinlikle olmuyor. Bir kere doğru sonuç vermiyor. Mikrometreyle ölçmem lazım. Fraba! Fraba! Acil buraya gelmeniz lazım. Hey, sürpriz! Bakın, sizin için güzelce ameliyat aletlerinin hepsini hazırladım. Sırasın pek şu an. Fraba! Buradan ne kadar ciddiyetle çalıştığımızı siz benden daha iyi biliyorsunuz. Bu ne? Doktor Glaza, bu beni azarlamanızı gerektirecek bir hata değil. Ya yeni çıktı alın, olur biter. Ya ben burada bir saati bu tepsi için uğraşıyorum. Sizin söylediklerinize bakın. Olmuş mu? Tepsi olmuş mu? Bakın Faba. Burada sesimi çıkarmıyorum ama son zamanlarda işinizi özensiz yaptığınıza dair elimde pek çok delil var. Bunları ortaya dökerim gerekirse. Bu ne? Buna ne diyeceksiniz? Siz deliymişsiniz diyorum. Birbirte. Bakın Doktor Glaza, bıktım artık. İyi değilsiniz diye hep alttan aldım. Ama gerçekten yeter artık. Tam toparladınız derken saçma sapan şeylere takılıp duruyorsunuz yine. Ama yetti artık. Lütfen ya, sizin tedavi olmanız lazım. Ne tedavisi ya?
Tedavi ne? Hasta mıyım ben? Düzenli bir insan olmak, hasta olmak demek değildir. Bu düzenlilik değil. İşkence bu. İşkence. Foal mı bana? Neyse, sizinle şimdi uğraşmayacağım. Hiç tartışmayacağım. Neden? Çünkü içeride hasta bekliyor. Arbeiten bitte. Frau Fischer, hiç merak etmeyin. Sloganımız neydi? İşlemlerimiz kansız, hepinizi yaparız ağlayan bir yıldız. Siz şimdi sadece arkanıza yaslanın ve durmamı istediğiniz zaman elinizi kaldırabilirsiniz. Tamam. Okey. Başlıyoruz. Baba. Baba. Geri kaydı birkaç tanesi. İyi mi? Cetvelle ölçüp düzeltebilirsiniz yani. Yok artık Doktor Glaza. Ne var canım düzeltmezseniz? Elinize mi yapışacak? Düzeltmeyin hadi. Değil mi? Doktor Glaza, ne kadar düzenli bir tepsi hazırladım size. Teşekkür bile etmediniz. Üstüne bir de azarladınız. Ben artık dokunmam. Babanın şakaları. Azarlamak olur mu hiç canım? Burası öyle bir klinik değil ki ne azarlaması. Şunu yapar mısın artık? Bakamıyorum o tarafa, yap şunu artık. Çok rahatsız hissediyorum kendimi. Doktor Glaza, size olan saygımı kaybetmemek için bir şey demiyorum. Ama artık yeter. Artık yeter. Dayanamıyorum çünkü bu halinize. Okey. Koyuyorum şuraya. Baba, ne yapıyorsunuz ya? Çok çocukça bir hareket bu. Ne bu haller? Çocukça mı? Sabahtan beri kalemlerle oynayan ben değilim çünkü. Nein, oynamak değil o. Okey, egal Doktor Glaza. O ne demek ya? Şu demek, ben gidiyorum. Tschüss. Ben böyle bir Doktor Glaza tanımıyorum, okey? Ay Frava, saçmalamayın. Hasta içeride. Siz boşuna asistan oldunuz burada. Ha, hastalar yüzünden demek ki. Hasta mı hasta kalmadı ki. Tek tek hepsi gitti. Bir tane var, o da içeride. Doktor Glaza, elveda. Ben gidiyorum. Kendinize yeni bir asistan buluyorsunuz artık. Nein, tamam dur gitme ya. Gitme, neye gidiyorsun? Benim sana ihtiyacım var. Burada, burası bizim iş yerimiz. Evimiz burası bizim. Evet. Okey. Tek bir şartım var. Kabul ediyorum. Kabul ettiniz. Geri dönmek yok. Olsa. Okey. Şimdi çok iyi bir terapist tanıyorum. Gideceksiniz, ona tedavi olacaksınız. Hayır! Asla! Deli miyim ben ya? Evet. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Sen benim adım mı çıkartmaya çalışıyorsun? Sen hastalığıma karşı reputasyonumu mu bozmaya çalışıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Benim karizmamı çizeceksin. Mustafa dükkan falan başlayacak buraya. Doğruyu söyle bakayım sen. Siz gerçekten iyice saçmalamaya başladınız. Mustafa öyle bir adam değil. Siz bana böyle davranmayı bırakana kadar ben yokum Doktor Glaza. Okey, bitti. Tschüss. Çantamı unuttum. Ne oldu? Ne oldu Linda? Ne oldu ya? Of! Bak, dayanamıyorum artık ben bu adama. Önlüğümü çıkarttım, önüne attım, çıktım. Ya tam düzeldi, adam toparladı diyorum. Cıp, adamın içinden başka bir adam daha çıkıyor. Ay o kibar, sakin, tatlı adam gitti. Yine böyle sinirli, gıcık, takıntılı bir adam geldi. Ya o hep titizdi ama. Nein, bu titizlik değil. Bu başka bir şey. Böyle değişik bir şey bu. Bak tuhaf tuhaf hareketle, böyle davranışlar falan var. Ha, beni de delirtti ya. Ne yapsam azarlıyor, ne yapsam kızıyor. Ama yani sen de çok alttan alıyorsun. İşi bırakmakla çok iyi yapmışsın. Okey. Also, şimdi ben gidiyorum falan dedim.
Ama ben... Şimdi yani onun kafa gidik zaten. Ben onu öyle bırakamam. Ya terapiyi kabul etsin diye öyle dedim. Ama değer mi ya? Gerçekten ya. Bu seninki de can ağlaya ağlaya canın eksildi ya. Ben ezdirmem seni ona. Ay olmaz ama. Ben işi falan bırakamam yani. Neden ya? Neden? Ay neden acaba Mustafa? Bir düşünelim kocacığım. Heh, senin dilinden konuşayım. Ben işi bırakırsam eğer kirayı mesela nasıl ödeyeceğiz acaba? Ay senin 3 kuruşluk çay paranla olmaz yani. Gerçekten ay evsiz kalırız. Aç kalırız Mustafa aç. Yani şimdi oluyor mu bu insanların içinde bu muhabbet Linda? Ben senin elini sıcak sudan soğuk suya koydurtmam. O doktorun yanında çalışmak zorunda kalmayacaksın. Benim işim bitti. Ah Doktor Glaza, hoş geldiniz. Ay Mine Hanım ya. Guten Morgen. Boşluğuma denk geldi. Yoksa ne arasın Jens Glaza burada değil mi? O da insan canım. Gelir yani ne olacak? Çünkü biraz abartıyorsunuz daha. Onu bırakın da ben size başka birini göstereceğim. Evet bırakın onları sonra gösterirsiniz. Çıkalım şimdi. Ne yapıyorsunuz siz? Bitmedi mi hala işiniz? Tamam çıkıyoruz şimdi. Bekliyorum, bekliyorum. Trafiği giderken düzelteceksiniz. Jens, hayırdır? Basma oraya yesin! Ne yaptın? Yine çay mı döktün? Hayırdır? Nein. Çay artık burada yasak. Ben buraya çay sokmuyorum. Bazı ufak lekeler var, gözüme takıldı. Onları temizliyorum. Şey, dur. Linda yengem bir not bırakmıştı sana. Sana vermemi istedi. Temin almış terapisten. Tarih marih hepsi orada yazıyor. Hiç vazgeçmeyecek kadın ya. Niye kendisi vermemiş bunu bana? Ya küstürmüşsün kadını. Her gün ağlıyor senin için. Ya. Ya, sana çok değer veriyor. Neyse, hadi. Ben gidiyorum. Hoş geldiniz. Hello. Merhaba, hoş buldum. Bitki çayı sakinleştirir. Havalar soğudu, ben alayım bunu. Alo Yaren. Ne oldu? İşim var. Bugün olmaz ya. İşim çok. Yo, Jens Glaza'yla randevuya çıkarım diyordum. Ta kendisi. Ya tanıştım da... Ya çok soğuk biri ya fazla gergin. Ne yapayım Yaren? Bitki çayı verdim adama. Bir garip oldu zaten. Gülme ya. Mustafa, ben bu kahve makinesini alıyorum. Hayır canım, olur mu öyle şey? Vermem, alamazsın hayatım. Evdeki makine bozuk. Ya hayırdır Mustafa, kahve makinesi mi bozuldu? Bizim kahve makinesi evdekini tamir edebilir misin? Yaparım tabii ya. Sen onu direkt benim dükkanıma getir. Hatta bir de çayımı içersiniz. Ne güzel işte ya. Oh çok şükür ya, bu işte halloldu. Herkese selam. Oo, aleykümselam. Gel Jens, otur gel. Doktor, hoş geldin. Ne yaptın? Sakinleştin mi? Ah, biraz. Terapiye gittim bugün. Biraz iyi geldi. Rabah sayesinde. Really? Gerçekten mi? Terapiye gittiniz yani. Ay çok iyi gelecek Glaza. Ne oldu şimdi? Bitti mi, geçti mi takıntılarınız? Nein, daha ilk terapiye gittim. Şimdi hangisi takıntı, hangisi değil, bunu ayırmak gerekecek. Ama iyi gelecek inşallah. Aa, bu çayı da sana vereyim. Jens, özlemişsindir. Danke, danke. Ne oldu? Beğenmediniz mi Jens Glaza? Ne? İyi.
Ne o ağız ucuyla? Ne güzel. İtiraf etmek lazım, eskisi gibi değil yani. Bir tadı bir tuhaf yani çayın. İtiraf etmen falan lazım değil ki. Kim dedi sana itiraf etti ya? Etme kardeşim ya. Beceremiyorsun işte, çayı beceremiyorsun. Değil, ben nerede geldik o konuya? Ver içme çayı. Ver madem beğenmiyorsun. Okey. Genau Mustafa, genau. Şimdi siz bize terapiyi anlatın. Ne oldu, nasıl geçti? Biraz başka şeylerden konuşalım ya, bundan konuşmayalım. Mesela Kadri hocam, özür dilerim. Kadri. Ya, yok, önemli değil. İşler nasıl gidiyor? Vallahi iyi, rızkımızın peşindeyiz işte. Zaten bildiğim iş, bildiğim dükkan. Aynı devam. Bunun muhabbeti çok sıkıcı ya. Ay, bu çay gerçekten yanık. Allah'ım, yanık diyor ya. Ya bir Türk olarak Almanlara ben çay mı yediremiyorum? Okey, hallediyorum şimdi ben. Senin daha iyi yapacak bu kesin. Sen o şöyle. İnne'ye bakma. Vallahi ihtiyaçlarını karşılayamıyorum. Bu aralara tutturduk. Buharlı bir fırın mı ne varmış ondan içiyor. Yani lüksü çok seviyor ya. Ama sen bunu biliyordun zaten, biliyordum. Ya biliyordum da onunla ilgisi yok. Yani tutturduk Türk düğünü yapalım diye. Onu yaptık, belimiz büküldü. Hala borçlarını ödüyorum yani, çok zor durumda. Ya, ne yapayım, zam mı yapayım Faba? Bunu mu istiyorum benden? Ulan bunu benim aklıma gelmemişti. Evet zam yap. Bunu yap. Bunu yap da taşıma suyla değirmen dönmez. Taşıma su. Değirmeni bildin mi değirmen? Aa, bilmiyorum. Kaynağa ihtiyacım var. Tamam bul. Sen benim hem kaynağımsın hem de kaymağımsın. Ne diyor? He? Nedense hiç şaşırmadım. Ya Lindam, sürükledin bizi buraya. Acıktım ya. Sabahtan halletseydin işlerini. Ay dur Mustafa, çok iş var. Sabah yetişmez. Faba haklı. Burada çok iş var, yetişmez. Sen burada yokken Faba, burası kocaman bir kaos. Kocaman bir kaos. Abartma doktor, amma abarttın ya. Her yer pırıl pırıl. Ay! Tamam. Nazar ya, nazar. Sakin. Ben hemen toparlarım. Elim çarptı. Mustafa, dur. Hiç toplama. Stop. Mustafa'cığım, alt tarafı birkaç tane, hatta 12 tane renkli kalem. Başka zaman toplarız, bir şey olmaz. Ay, elimden kaydı. Nein, yapma. Lan yapma. Yapma. Hey Glaze. Ah, bravo. İşte başardınız. Vallahi helal olsun ya. Yeminle ya, ortalık pazar yerine döndü. Hiçbir şey yapmadım. Terapi işe yaradı ha. Bir daha yapmayın. Ay tamam yapmayız. Yardımcı olabilir miyim? Aç ona kulağı. Olabilir. Yani çok hakim değilim bitkilere. Müsaade et. Evet yanım oldu. Aç ona kulağı. Alayım ben. Zahmet etmeyin. Çok pardon, bir saniye. Yalnız o bitki geçen hafta orada değildi, bu taraftaydı. Şöyle yaparsak, evet. Bakın bugün daha güzel ışık alıyor, daha estetik görünüyor. Haklısınız. İlgilendiğim sadece insanların güzelliği değil diyorsunuz yani. Aa. Demek beni tanıdınız. Yani Berlin'de sizi tanımayan mı var, Doktor Glaze? Ben de bunu fark ettiğim için kamufle olmaktan vazgeçtim. Çok iyi yaptınız. Gerçi dün güneş gözlüğüyle de tanımıştım sizi ama... Gerçekten mi? Şey, bu arada Mine ben, psikoloğum. Sormadınız ama. Benim kabalığım, özür dilerim. Yaz Glaze. Memnun oldum.
Son makalenizde özellikle estetik furyasının altında yatan psikolojik etmenlerden bahsetmeniz beni çok mutlu etti. Bayağı ilgileniyorsunuz herhalde. Haliyle. Ah, bu haliyle yani ilgi hali. Bana mı yoksa işime mi? İşinize tabii ki. Ha. Yani işim gereği takip ediyorum. Başka bir şey yok. Aa, anlıyorum, anlıyorum. Yani güzel, bu doktor hanımın herhalde bir talimatı. Yani iyi bir sistem aslında. Ben bunu kendi kliniğimde de uygulayabilirim. Neyin ne olduğunun yaptığı işin farkında olacak. Yani sekreterinden temizlikçisine. Herkes her şeyin bilincinde olacak tabii ki. Yaptığımız işi bilelim. Psikolog olarak çalışıyorum ben burada. Az önce söylemiştim ama Paçıragıl abla dikkatinizi dağıttı galiba. Aa, evet ya, olabilir. Evet. Neyse, olur öyle şeyler. Peki bu alanda başka çalışmalarınız, projeleriniz var mı? Ne gibi? Psikoloji. Yani eğer varsa biz destek olabiliriz. Psikolog hanımla birlikte tabii. Aa, ben. Şimdilik böyle bir şey yok. Yani klinikte çok fazla iş var. Derlemesi, toplanması gereken çok fazla şey var. Bazı hastalarım var, düzenli hastalarım, onlara bakmam gerekiyor. Tabii ortalık falan da çok dağınık, tam bir kaos havası hakim. O yönden toparlanması lazım sürekli. Çok işim var. Bu yüzden şimdilik düşünmüyorum. İki seans. Anlamadım. Sol kaşınızdaki kusuru iki seansta düzeltirim. Yalnız burundaki biraz doğrayacak çünkü 45 derece sağa doğru yatıklık var. Burnunuz yamuk. Ama bunu da düzeltirim, merak etmeyin. Siz yarın sabah ofise gelin, her şeyi düzeltirim. Ben Jens Glaser'ım. Siz ne diyorsunuz ya? Ben size fikrinizi sordum mu? Ya, siz ne cüretle benim kişisel haklarıma saldırırsınız? Lan kişisel haklar değil, bunu fark etmemek mümkün. Ne dokunuyorsun Mine ya? Hello. Kadir'im, misafir geldik. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Müsait misiniz? Buyurun, buyurun, müsaitim, gelin. Ay, Doktor Glaser bu göse. Ay, nein diye bağırır. Hık de sana şak diye bayılır gerçekten. Tamam, ben sana ne şey. Gelin, buyurun, buyurun, buyurun. Ay. Gel. Siz oturun ya, ayakta kaldınız. Okey. Ne yapmamı isterdiniz? Adam gözümün içine baka baka benimle alay etti. Bas, yani ben böyle bir şey yapmadım ya, takıntı bu. Ya ben anlamıyorum, bugün burası niye bu kadar gergin? Gerçekten anlamıyorum. Neyse, ben gideyim. Tschüss. Hoşçakalın. Siz nasıl psikolog oldunuz ya? Hele eleştiri de danışanınıza böyle saldıracak mısınız? Senin terapist lisansını iptal ettireyim de gör. Ne? Yapamazsınız böyle bir şey. Haksızlık bu. Laflara bak ya, sözlere bak. Derhal kliniğimi terk et. Derhal, derhal. Daha da bir dakika durmam zaten burada. Psikolog hanım. Psikolog hanım. Yemin ederim mesleki reaksiyon. Yoksa ben size öyle bir şey söylemek istemiyorum. Hayır bakın, gerçekten böyle bir şey söylemek istemedim. Sen hala ne anlatıyorsun? Senin yüzünden işimden oldum ben. Değil. Ah, 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 ah. Jens? Yine mi dayak yedin sen oğlum?